şimdi bizim müstesna ustamız, üstadımız Kani Karaca, tabii ki hepiniz biliyor, tanıyorsunuz. Ben de isterseniz size bir sazende olarak onu tanıtayım. 45 yıl gerilerden çalmak şerefine eriştim. Radyoda hala takdimleri duruyor Mesut Cemil Hoca'nın. Güzel hala programlar, hiç okunmamış eserler yani okudu. Yani bir insanın sesi güzel olabilir, ne bileyim kabiliyeti olabilir, yeteneği olabilir, bir repertuar edinebilir. Ama en nadide, en zor böyle eserleri hem böyle usulüyle vurarak, hiç perdede aksamadan, en ufak bir detone olmadan, mesela Konya Mevlana ihtifallerinden biliyorum. Naat okurdu, naatı bitirdiği zaman biz peşreve girdiğimizde, diyapazonu vurun milimi milimine akort şaşmazdı. Arkadaşlar bu son derece zor bir olaydır. Benim diyen ünlü bir sanatkar böyle saz kendisine eşlik etmesin, okusun, farkında olmadan bir parça yükselir bir parça iner, şu olur bu olur, diyapazonu evet vurduğunuzda akordun oynamış olduğunu görürsünüz. Bu size basit bir fantazi bir şey gibi gelmesin. Bu müthiş bir olaydır. Yani bunun en büyük ne diyeyim, imtihanını vermiş mi diyeyim, bunun en büyük şeyini ortaya koymuştur yani kendisi. Müstesna repertuarının kuvvetli usulle geleneksel, şimdi biraz sonra size takdim edecek eski meşk şeysini, nin yanında hiç böyle detone olmadan Türk musikisi perdelerini milimi milimine yerine oturtması onun müstesna özelliklerinden birisi. Bir başka müstesna özelliği de, ben naçiz görüşüme göre Tamburi Cemil'den bu yana doğru memleketimizde müthiş sazendeler oldu, hanendeler oldu. Cemil Bey'in verdiği heyecanla sazendeler oldu. İşte eski hafızlarımızdan derken süzülen bir Münir Nurettin Selçuk ekolü derken onun verdiği heyecanla güzel müstesna sanatkarlarımız, Allah ömür versin Alaaddin Yavaş'a ya, yaşayan büyük ustamız, üstadımız, Allah rahmet eylesin, Bekir Sıtkılar filan, unutulmaz güzel sanatkarlarımız da yani yetişti. Şunu söylemek istiyorum, Türk musikisinde makamata yani hakimiyet, makamatı sazıyla veya sesiyle yani yapabilmek başlı başına bir hünerdir. Halbuki zannedilir ki ya adam zehir gibi müzisyen, virtüöz da, teori dersen tersinden biliyor. O makamı sınıfta anlatıyor, çocuklara öğretiyor. O yapmayacak da kim yapacak? Hayır, yapamaz. Yap dediğin zaman ne ağzıyla ne sazıyla bakarsınız ki o nadide makam bir türlü olmuyor. Ama önündeki notayı tersinden çalar. O yazılmıştır. Eser yazılı çünkü. Ferahnakse, ferahnak, yekâsa, yekâ, evet, nühüfse, nühüf. Notist adam onu aslanlar gibi çalıyor. Teorik olarak da biliyor. Yap dediğiniz zaman onu benim diyen adam yapamamıştır. Eyvallah. Bana göre Tamburi Cemil'den bu yana bunu yapan bir elin parmakları kadar az kişi yapabilmiştir. Bu bir virtüözlük olayı değildir. Ayrı bir hünerdir. İşte ayrı bir hünerin maşallah Allah ömür versin kendisine en büyük temsilcisi karşınızda oturuyor. En nadide, en unutulmuş, en karmaşık, en komplike yani makamatı alıp ağzıyla bir güfte üzerinde size sanki sazıyla çalıyor, onunla taksim ediyormuş gibi onu alayülala yapabilecek yönünü de sizlere tanıtmak istiyorum. Onun müstesna hafızlığının ve klasik Türk müziğindeki ustalığının, usulcülüğünün yanı sıra belki gözlerden kaçmış gibi olan veya sisli perdelerin arkasında kalmış gibi görünen çok müstesna iki yönünü de size söylemiş oldum. Sözümü burada kesiyorum.